Yüzüme baktığınızda ne yapılabilir? Ha, bu sorunun cevabı bende değil. Siz de yani. Siz neyi dert ediyorsunuz? Ya ben şu sanki şunlar şöyle ya. Bu böyle hafif olabilir mi? Yani bunlar mekanik işler ya. Bu yavaşça uzamış evet. Ve aşağıya doğru yer değişmiş. Bunları geri yerine iade etme işi. Bir şey tutacak, çekecek. Mekanik bir şey lazım. Ya ip yaparsın elimizdeki seçenekler ya da buradaki fazla deriyi almak için cerrahi uygularsın. Yarım cerrahi mi oluyor? Onun yarımı fazlası yok yani. Onu tam yapmak lazım. Yani azıcık burayı yapayım sonra burayı yap. Onlar ben uygun. Sanki de şurası yapılırsa. Yani hani insanlar şey ne onda da hani hastayı rahatlatmak için işte yarım yüz germe diye bir şey uydurdular. O doğru bir iş değil. Değil. Ha. Peki sizin gördüğünüz ne var? Ya hayır ben her sizden çok fazla şey gördüm i̇şte diyeyim söyleyeyim. Ama ben bu taraf ben profesyonel ben bunu söylersem sizin hiç dert etmediğiniz şeyleri dert etmenize neden olurum. Yani bir doktor olunca hani terzi değilim ya ben. Evet. Bu size olmamış diyemem yani ne diyeceğim kulağınızın biri aşağıda biri yukarıda o değil yani. Cilt sağlığınızı arttıracak işler daha faydalı olur size. Evet doğru. Ha, bunlar nedir? İşte aşılardır. Evet. Biz 1000 tane aşı var. 2 tanesini hani hem lifting yapabiliyor hem cildi canlandırıyor. Onları kullanıyoruz. Hatta kombine yapıyoruz. Hı-hı. Benim önerim bu olur yani. Olur. Botoksun zaten var. Bir arkadaşım şöyle bir şey yapmış. Yani ismini hatırlamıyorum ama bunu yap yine aşılı gibi şey. Yani ama şeyi yukarıya doğru toplamış. İşte o Jadipro ve Iniaqua bunu yapabilecek kapasitede ürünler. Evet. Cildin defo yapar. Cildin problemi azsa yüksek etki görünür. Çoksa az etki görünür. Bende ne olur? Onu yapıp görmek lazım. Evet. Yani onun sizin ihtiyacınız da evet. Düzenli devam ederseniz etki daha da artar. Evet Cansu'cum sıra sende. Ben de botoks. Botoks'tan beklentiniz ne? Şunlardan ilgisi. Sadece kaş arası mı? Kaş arası. Alın göz çevresi yaptırıyor musunuz? Sadece kaş arası mı? Yaptırıyorum, onu da yaptırıyorum. Ama doğal seviyor Cansu, onu söyleyeyim. Doktorunuzu niye değiştiriyorsunuz? Etkisinin az olduğunu düşünüyorum. Ama botoks'un etkisinin azlığı tek başına doktor kaynaklı değil. Ürünle de alakalı. Ürün bize gelirken zincirde sorun yaşadıysa doktorun bir sorumluluğu kalmıyor orada. Bazen seriyle o zaman 5 aydan kısa aralıklarla yaptırırsanız bu sefer sizde direnç gelişme. 5 aydan kısa hiç yaptırmadım. Tamam güzel. Etkisi azaldığı halde yaptırmadım. Doktorum yaptıralım dedi ama ben yaptırmadım. Tatile gittim biliyorum. Tamam isabet olmuş. 5 aydan kısa sürelerle yaptırmamak lazım. Arada kask gevşetici, antidepresan bazıları hiç kullanıyorsanız bunlar da süreyi kısaltır. Bir de botoks yani allerganın botoksun süresi biraz daha kısa, disport biraz daha uzun yani oluyor. Biz disport kullanıyoruz. Sizce peki şu alma yapmaya gerek kaş arasını yani kaş arası sizin çatmasanız da görünüyor ya. Evet. Botoks onu o kadar sizin yani dümdüz yapamaz. Oraya azıcık yolluya ihtiyacınız var. Hatta hiç çok mimik kullanmıyorsunuz. Ben size sadece oraya dolgu öneririm. Yani şunları ne kadar... Ama yukarıda da vardır işte. Var. Nerede var? Şuralar. Bunlar aktif değil ki pasif. Değil. Sizin kapaklarınız azıcık şöyle tutsanıza. Yüzünüze beraber bakalım. Bak. Şunların katlanıyor. Hı hı. Botoks bunları biraz idare ediyor. Hani ameliyatlık değilsiniz. Buralardaki göz hacminiz yani cilt altı yağ doku hacminiz az. Hı hı. Ama cilt fazlalığından dolayı biraz fazla kırışıklık başlamış. Hı. Yani üst kapakta. Hı hı. Botoks'ta da bunu yaparken şunları dengeleyerek yapmak lazım. Bu mu size daha iyi görüyor? Bu mu? Bu daha düşük ya. Hı. Farkında mısınız onun? Farkında değilim. Buradaki ciltte bir fazla sağ sol. Kimsenin yüzünün sağ solu aynı değil. Hı-hı. Hepimizin farklı. Bu ama dediğim hayır ne bileyim onu size soruyorum yani. Sence? Yani şöyle olabilir. Bu zaten yüksek tutuyorsunuz. Bak burası katlanıyor bile. Anladınız mı? Evet farklı.
Farklı. Ama herkes de farklı doktor beyin dediği gibi ama. Ama botoks yapınca da yapınca da bu konuşulur olur yani. Nasıl aynen. Dolgu yaptırdım dediğinde burayı gördünüz ya. Evet. Demeseydi görmüyordunuz. Evet. Sizce ne yapmalı? Yani şu biraz daha çünkü buradaki yığını birazcık azaltır. Evet. Bu daha sağlıklı bir görüntü. Yani bunu kaldırmaya çalışmayıp bunu kaldırmaya aynen, çalışmak çok doğru. Lazım. Okay. Tamam. Yapalım derseniz. Yapalım. Ama kontrolde buraya azıcık dolgu yapalım diyebilirim. Bak şu çatlakların içine de azıcık dolgu yapılabilir. Bunlar işte giderek artacak. Bu biraz yatış pozisyonuyla da, buradaki de öyle.